sürüyorsunuz, Hulusi Bey'i buluyorsunuz. Evet. Biz kardeşimizle görüşeceğiz. Göstermedi bize. Oyaladı mı sizi? Göstermedi. Biz sonra çektik, dikin içtimle beraber. Göstermedi yani. Şimdi kafasını karıştırmayalım demiş. Okuyordu o zaman, tamam. Marmara Üniversitesi'nde. Evet, okuyordu o zaman. Üniversite okuyor o zaman. Marmara Üniversitesi okuyordu. Kafasını karıştırmayalım. Sonra ben sizi düğününde davet edeceğim diye adreslerini almış bunların. Evet. Ondan sonra bir daha da arayıp sormadı. Ne davet ne hiçbir şey yok. Biz de geçen sene, bir sene öncesi gittik, evini bulduk. Orada kiracı varmış evinde, Kadıköy'de. Kendileri Üsküdar'a taşınmışlar. O kadar ipucu verdik ama komşulara söylemiyorlar. Nerede hiçbir şekilde adresini. Müberi Hanım'ın nerede yaşadığına dair bilgi vermiyorlar. Adreslerini vermiyorlar. Sadece yani. Babasının vermiş olduğu bir daire, onu biliyorum. Özür dilerim. Evet, yani bir kiracı olduğunu biliyorsunuz ama Müberi Hanım'a ulaşamıyorsunuz. Evet. Kardeşinizi gördüğünüzde. Sarılacağız, ne yapacağız başka? O hasreti çıkaracağız. Hasretlik gidereceğiz inşallah. Yani, inşallah. Onu bekliyoruz da bakalım. Peki şimdi siz 5 yaşında anneniz, babanız, bu çocuk evlatlık veriliyor ve sonrasında farklı bir ailede büyüyor. Farklı geleneklerle, göreneklerle o ailenin bir parçası oluyor. Belki de evlatlık olduğu gerçeğini hiçbir zaman bilmedi ama 5 yaşındaki bir çocuk... bu değişikliğin çok da bilincinde ve farkındadır. Zaten kız diyormuş ki böyle benim annem şişmandı. Yok kızım, ben işte zayıfladım, şuraya boyattım. Yok annemin saçları siyahtı. Yok ben boyattım saçlarımı. İşte bayağı bir bahaneler söylüyormuş kardeşime. Yani bu üvey annesi. Evlatlık büyütüldüğünü biliyordur. Dilerim o da yıllardır sizi arıyordur. Bilemiyorum. Tabii. Belki ipucu bulamadı yani. Siz de yıllardır arıyorsunuz değil tabii mi? Tabii biz de ablam da arıyor tabii. Aradık. Dedem, baba dedem vardı. Benimle iki defa gittiler. Babasından konuştular. Hulusi Aydın'dan görüştüler. Bir evine de gittiler. Evinde de görüştüler. Babaannesi bakıyormuş o zaman. Onlar öğretmenlik yapıyormuştu. Onunla da görüşmüşler. Sonra işte büyüyünce bir daha... şey yapamadı, ben sizi arayacağım diye telefonlarını almış, uzaklaştırmış. Kere sizin için çok zor bir durum çok bence. Zor. Yani siz kardeşsiniz, hani anneler babalar kendi seçimlerini yapabiliyorlar, çocuklara sormuyorlar. Yani çok zor, tam 5 yaşında Ela Hoca gelmiş. O çocuk da tabii çocuk. Ailenin iddiası şu yasal anlamda alınan bir evlatlık değil. Nüfus cüzdanı olmadığı için sanki biyolojik anne baba gibi kaydedilmiş. Kendi üzerlerine doğum yapılmış gibi. Resmi olsaydı o evlat 18 yaşına gelince aslında bunu çok daha kolay öğrenebilirdi. Giderdi nüfusta o mahkeme kararından evlatlık edinip edinmediğini de çok net öğrenebilirdi. Ama ancak şimdi birinin ona anlatması lazım. Yahut da bunu kendisinin araştırması lazım. Süleyman abi burada Resmi ablanın eşi. Hoş geldiniz. Kaç yıldır siz de eşinizin, kız kardeşinin peşindesiniz. Beraber uğraşıyorum işte. Yıllardır Resmi Hanım'la mücadele yani. Veriyorsunuz. İlk gittim okulda buldum. Lojmanda oturuyorlardı. 5-6 yaşlarında vardı yani. Dedesiyle gitmiştik. Dedesini götürdüm. Dedesini gördü, tanıdı. Kucağına geldi, boynuna sarıldı. Onun hediyesi vardı, hediyesini verdi. Rica ettik, telefon numarası bıraktık. Biz ayrıldık, bir daha koptular onlar da oradan. Yıkıldı oraları. Marmara Üniversitesi'nin yapıldığı kampüsün içindeydi işte. Bir daha ulaşamadık. Bu 5-6 yaşlarındayken, yani o ilk evlatlık verildiği dönemden bahsediyorsunuz. Tabii. Sonraki yıllarda da Hulusi Bey'le evlatlık alan aileyle size kaç kere, bir iki kere bağlantıya girdiniz. Bugün göstereceğiz, yarın göstereceğiz, şimdi haber vereceğiz. İki kere mi oldu? İki kere bağlantıya girdik. İki kere bu hani 50 yıllık sürede iki kere bağlantıya girdiniz. Evet. Ama hep böyle de belki de Müberra'nın hayatının dönüm noktalarının olduğu zamanlar, işte okul, üniversite sınavına hazırlanması, üniversitede okuması gibi süreçlerde aile sanırım kafasının karışmaması adına biyolojik aileye karşı...
hep daha mesafeli durmuşlar. Mübere Hanım kendiyle ilgili gerçeği biliyor mu? Söylendi mi? İşte onu bilmiyorum. Haberi var mı? Bunları bilmiyoruz. Çünkü Mübere Hanım'ı en son 5 yaşındayken gördünüz. O en son resmi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Mübera'yı verdiğiniz zaman üstüne ne vardı? Vardı, bir elbisesi vardı. Şöyle bir ip vardı, sarılacak biliyordu. Böyle bir sarılacaklı resmi vardı. Babamda kaldı. Edremit'te oturuyorlar. Kızken vardı. Şey, evlenip geldim ben burada, İstanbul'da oturuyorum. O da sizin gibi renkli gözlü müydü? Evet, renkli gözlüydü. Çakır gözlü o da. Esmer ten, biraz esmer tenliydi o da. Annesi çünkü biraz esmerdi. Renkli göz, yeşil gözlüydü. Yani o resimde ikinizin de aklında dün gibi. Evet, evet. Bir de vardı, bir tane de vesikalık resim vardı. Okula başladığında herhalde çektirmiş. Küçükken yani, ta yeni verdiğimizde. Hep içimiz yandı böyle yani. Ama bulamıyoruz. Koca İstanbul'da nerede bulacağız? Ama bir tesadüfen bir evine de evinin komşusu olan 10 sene oturan birisi bize tarif etti öyle orada semt olarak semtini. Biz de geçen sene gittik. Bayağı bulduk, evini bulduk ama şeyi fazla rahatsız etmek için etmek istemedik yani. Kiracıya falan ulaşmak için ters tepki alırız diye. Bir insan korkuyordu değil mi? Bir zaman bekledik yani, böyle bir zaman, ortam nasıl bir şey yaparız da şey adres alabiliriz falan gibilerden. Muhtara falan gittik ama hiçbir sonuç alamadık. Peki şimdi Hulusi Aydın ve eşi Cumhur Aydın'ın evlatlık aldı. Mübera Aydın, biyolojik annesi Fatma Hanım, baba da Recep Ay Yıldız. 5 yaşındayken evlatlık veriliyor Mübera Hanım. Bu 50 yıllık hayatta aile defalarca kardeşlerine ulaşmaya çalışıyor ve hep sonuçsuz kalıyorlar. Büyüten anne ve babayla hep haberleşiyorlar. Mübera Hanım'dan haber yok. Mübera Hanım'ı bulduk. Ekip arkadaşlarımız şimdi iletişim kurmaya çalışıyorlar Mübera Hanım'la. İnşallah Allah razı olsun. Allah mekan, cennet olsun mekanımız inşallah. Resmini görmeye hazır mısınız? Tabii ki. Son halini. Evet, görelim. Sabahtan evde ağladım. Dedim nasıl vermişik yani diye, insan böyle yani yaş geçtikçe daha zor. Yaş geçtikçe gelir. Duygusallık çok daha fazla. Evet, evet. Daha nasıl fazla vermiş? Hasret duyuyorsunuz. İşte ben de o zaman çalışıyordum. Kaç yaşındaydınız evde o zaman? Verildiğinde kardeşiniz kaç yaşındaydınız? Ben de 18-20 yaşlarında filandım. Büyükte. Fabrikada çalışıyordum. Şimdi böyle durumlarda... Komşuya teslim ediyorduk. Orada bahçeli bir evde oturuyorduk. Komşunun çocukların oynasın diye. Ne kadar, ne zaman, ne kadar yani. Bir hafta iş yapabilirsin anca. Biz de işte mecburduk, çalışıyorduk o zaman diye. Mübera Hanım 5 yaşında veriliyor. Yani bir insan kendi mevcut düzeninden, Çanakkale Viga'dan İstanbul'a geliyor değil mi? Evet. Yani evet. Düzeni değişiyor. Hayatında, yaşamındaki... anne baba değişiyor, farklı insanların yanında. Eminim evlatlık olarak büyütüldüğünü biliyordur. Bunca yıl o sizin peşinize düştü mü? En çok bunu merak ediyorum. Belki düştüyse ya da hadi biliyorsa aramak istememesinin sebebinde ben terk edilmiş, vazgeçilmiş bir çocuğumu da hissediyor olabilir. Bir ipucu, ama, falan, ipucu falan da bulamamıştır yani aramak için. Kardeşlerin burada bir günah var mı? Yok. Yok. Kimse onlara soruyor mu? Sormuyor. Kendim üzüldüm sabahleyin dedim. Keşke dedim. Vermeseydik dedim. Şu anda elime gelen bilgide bir evlilik yaptığı, bir de kızının olduğunu, İstanbul'da Üsküdar'da yaşadığını. Üsküdar'da oturduğunu söylediler zaten. Duydum. Öğrendik. Sizin verdiğiniz bilgilerde de herhalde üniversite mezunu olmuş, müzik öğretmeni olmuş, öyle duyduk. Öyle. Demişsiniz. Öyle. İnşallah Mübera Hanım da kardeşlerinin bu çağrısına İnşallah. Olumlu ve kucaklayıcı bir tepki verir.
İnşallah. Allah razı olsun. Gerçekten. Sizi beyim çok seyrediyor. İyi ki varsınız Seza Hanım. Allah bir kere razı olsun. Hakkımı nasıl söyleriz bilmiyorum artık. Eyüp Sultan'da oturuyorum ben de. Yani evlatlık büyütülen bir insanın yerine koyup o empatiyi maalesef yapamıyorsunuz. Yani çoğu zaman hiç şartsız koşulsuz kardeşim diye sarılanları da görüyoruz. Evet. Bazen benden vazgeçmişsiniz. Ben bunca yıllık hayatımda yoktunuz ve bundan sonra da olmanızın bir anlamı yok denilen tepkileri de yani gördük. İnşallah çok daha pozitif bir yaklaşım olacak. İnşallah. Evet, ters tepki olmadan güzel bir şekilde inşallah. Şaban abim hep ağlıyor, hiç. Ya hep. Bu orada, orada bu kanalı seyrediyormuş, hemen bizi arıyor. En büyük pişmanlığınız ne Şaban abi? Ya biz küçüktük annemiz rahmetli olduğunda. Ben büyük olsam veririm mi? Mümkünü yok ya.